رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وبه نستعين. تركيا تختنق في نفق الصندوق. تركيا bu uluslararası para fonu tünelinde boğuluyor. Tahtaniku boğuluyor. Lem tuflih cemi'ul icra'ati leti ittehezetha hükümetu reisil vuzerai Türkiye Bülent Ecevit. Bülent Ecevit Türk başbakanı, hükümetinin başbakanının Bülent Ecevit Türk Başbakanı hükümetinin almış olduğu önlemler ve uygulamalar fayda vermedi. Bir şey yaramadı. Lem tüfle bir şey yaramadı. Ve kezalike böylece Vezirul İktisad Kemal Derviş hattel an Kemal Derviş de böylece o da Ekonomi Bakanı Kemal Derviş şu ana kadar fi vakfi tedaiyatil ezmetil iktisadiyye elleti tatribul bilade Muzu November el-Madi. Geçen Kasım'dan itibaren ülkeyi vuran ekonomik kriz yansımalarını şu ana kadar durdurmak için o da böyle yaptı, onunki de fayda vermedi. Velleti belagat zirvetaha o ekonomik kriz belagat zirveta zirvesine ulaştı. Fi Februar 2001 yani 2001'de 2001'in ocağında bu ekonomik kriz zirveye ulaştı. Neyle, nasıl zirveye ulaştı? Bi inhiyari kıymetil ümleti lira. Lira para, Türk para değerinin düşmesiyle, düşüşüyle. Yani buna bir nevi ne diyebiliriz? Devalüasyon. Devalüasyon denilir. Ba'da, ne zaman? Ba'da kararı tahvimiha. O hükümetin o ümlenin yani serbest kura çevirdikten sonra serbest kur. Ta'vim nedir ta'vim? Evet. Ta'vim nedir? Ta'vimiha ve fikdaniha. Seyda ta'vim nedir ta'vim? He? Ta'vim. Ta'vim şeydir dedim. Yani serbest para ekonomi, serbest bırakma. Serbest kura. Serbest kura. Yani serbest kur kararından sonra. Serbest kur kararından sonra. Ve fikdaniha ve o Türk parasının değeri kayboldu li ekser 45 fil vazgeçtiği min kıymetiha %45 Türk parası %45'ten fazla değerini kaybetti min kıymetiye mukabile dolar yani dolar karşısında %45'ten fazla Türk parası değerini kaybetti yani bu karardan sonra bu serbest kur kararından sonra ve addet el azmetu ila waqfi khuttati islahin iqtisadiyyin li khafdi tadakhumi bi qimati 11.5 milyar dolar yuqaddimuha sanduqun naqdi dawli. Evet, diyor ki uluslararası para fonunun sunmuş olduğu 11.5 milyar değerinde enflasyonun düşüşü için ekonomik reformların adımlarını veya da planını durdurmak için eddet bunu durdurmaya sevk etti, götürdü ve eddet ezmetu kriz sevk etti, yol açtı ila vakfi huddetin o planı da durdurmaya götürdü. Yani uluslararası sunmuş olduğu sözde 11.5 milyar değerinde enflasyonun düşüşü için ekonomik ekonomik islahatların ya da ekonomik reformların şeyi de planı da durdurdu. O kriz o kadar yükseldi ki onu da bile durdurdu. Aynen. Onların evet. Yani mesela bu bir dakika. Hocam bu yani bu Dünya Bankası Nakdoveli 11.5 değerinde bir paket sunmuştur. Evet. Yani o Türkiye'yi bu krizden çıkarmak için. Ama evet, onu da kurtarmıyor. Evet. Evet, enflasyonu lihafti tadakım enflasyonu düşürmek için vermiş. Ama o da şey olmadı. O da bir şey yaramadı. Hmm.
ve fi mukaddimeti mazahiri ademi necahil cuhudil mebzule. Ha, şimdi maddahlar halinde. Diyor ki cuhudil mebzule sarf edilen çabaların başarısızlığının görüntüsünün başında. İlkinde. Görüntüsü ilkinde. Mukaddime daha doğru. İlkinde desek daha doğru. Yani sarf edilen çabaların, yani krizi düşürmek, ondan sonra bir sürü bu enflasyonu düşürmek için, ekonomiyi eski haline döndürmek için sarf edilen çabaların başarısızlığın görüntüsünün ilkleri. Bakalım ne var? İlk başlarda ne var? Bir, muaddelul inkimaş ellezi secelehu l-iqtisadu Türkiye hattel an vellezi belagın nahve 4%. Diyor ki muaddelul inkimaş, küçülme oranı, Türkiye ekonomisinin küçülme oranı, ellezi, o küçülme oranı ki Türk ekonomisinin kayıt ettiği, şu ana kadar Türk ekonomisinin kaydettiği küçülme oranı %4'e vardı. %4 civarına ulaştı. Yani %6-8 iken küçülme oranı %4'e ulaştı. 2. Tevakkuatil hubera'i vel murakibin. Uzmanların ve gözlemcilerin beklentileri. Beklentileri. Evet. Gözlemcilerin ve uzmanların beklentileri nedir? Onların beklentileri? بأن يرتفع معدل التضخم enflasyon oranının yükselmesidir. Onların beklentileri budur. Nereye kadar? إلى نحو 80% 180'a, %80'a yaklaşık varmasını bekliyor, yükselmesini bekliyorlar. مع نهاية العام الجاري. Bu içinde bulunduğumuz yılın sonundakiyle beraber, yıl sonuyla beraber, içinde bulunduğumuz yıl sonuyla beraber enflasyon oranının %80 civarına yükselmesini bekliyorlar. Beklenti içinde, beklentileri yani. Tevakkuatul hubera vel murakibin. Evet. Üçüncü madde. Ezziyadetul mustakbeliyyetu fi a'bai Türkiye mineddünil amme. Genel borçlardan Türkiye yükündeki gelecek artış, mustakbeliyye, ezziyadetu, yani o genel borç artışı, yani Türkiye'nin yükünde, gelecekte daha doğrusu, gelecekte Türkiye yükündeki genel borcun artışı ve hedematiha ve hizmetler neticetel kurudil celide, yeni krediler sonucundaki hizmetlerin artışı, hem hizmetler artışı oluyor, hem genel borç artışı oluyor Türkiye yükünde. Peki o kredi, yeni krediler sonucundaki elleti, o yeni krediler ki zâdet en 30 milyar dolar munzu indilâil ezme. Yani krizin çıkışından itibaren, krizin çıkışından itibaren 30 milyardan fazla oldu. Yani kriz, kredi sonucunda, krizin çıkışından itibaren Türkiye'nin bu genel borcu, yükü 30 milyardan daha fazla arttı. Evet, bu net, bu kredin, yeni kredilere rağmen. 3. İrtifa'u fevaidi senedat. Bonoların, çeklerin, senetlerin faizlerinin yükselmesi. Elleti, o bonoların faizlerinin yükselmesi ki temme islaruha, onların çıkarılması tamamlandı. Niçin o senetler, o bonlar çıkarıldı? Faizleri لِتَغْضِيَةِ دُوِنُ دَخِلِيَ, iç borçlarını kapatmak. İç borçlarını kapatmak üzere çıkarılması tamamlanan وَلَتِ تَجَوَزَتْ اَيْدَمْ, yine o borçlar, iç borç arttı. اَيْدَمْ حَاجِزَ اَشْرَةً milyar dolar, 10 milyar dolar sınırını aştı. Bu hacize ne diyebiliriz? Hacize, hacize yani bir perde, bir engel değil mi? Ben de öyle mi, ama tam bakmadım, bilmiyorum. Öyle bir bakalım. İrtifa'u fawaid senedati. Bu senet faizlerin yükselmesi. Elleri temme isdaru ve takdir duyun dahiliye. İç borçların kapatılması için çıkarılan kanundur. Velleti ve elleti velleti. Tecavvezet eyda. Aynı zaman bu yani senet faizlerinin yükselmesi de tecavvezet. Geçmiştir. Eyda. Hacize. 10 milyar dolar. Yani hani hacize bir sınır diyebilir miyiz? 10 milyar sınırını aştı.
Evet. Diyebilir miyiz? Güzeldir bence. Sınır güzeldir. He? Sınır güzeldir. Başka ne diyeceğiz? Vallahi ben de ancak ben öyle düşündüm. Bilmiyorum. Sen baktın haciz sınır geliyor değil mi? Vallahi bakmadım. Bakalım. Barikat geliyor. O sınır olabilir. Tamam. Demek ki sınır. Tamam. Barikat. O zaman oldu. Evet. 10 milyar barikat sınırı aşmış. Tamam. Bak evet. Engel, mani, barikat, parmaklık, bölme, herhangi bir yolu kapamak için bak yapılan set. Tamam, bu barikat daha güzel. Evet, yani cümlede daha uygun oluyor. Evet, diğerleri de olur ama yani barikat. Yani mesela şimdi bak kullanımda. Velleti tecavüzü eyda hadize 10 milyar dolar. Yani bu 10 milyar doları kapatmak için bir settir. Yani iç borçları için. Bu güzel düşmez mi? Bak şimdi barikat engeldir ama bu da diyor ki o 10 milyar barikatı bile aştı. Tamam mı? O barikatı bir aştı. Mesela insan... Hayır. O manada değil. Dursan söyleyin. Dur. Bak insan bir yere bu miting yapılıyor, saldırıyor ya. O şeyin koyduğu barikatları aşıyorlar. Bu da ekonomik borç o barikatı bile aşmış ha. Tamam, aynen öyledir inanın. Şimdi, aynen öyle. Kadir hocam, şöyle ha. Bak. Şöyle. Yapılan, bak herhangi bir yolu kapamak için yapılan set. İşte mesela bu 10 milyar dolar bir yoldur. Bir mesela Türkiye borcudur. Ha işte bunun yolunu kapatmak için bu bir settir yani ha. Ya şimdi ben öyle anlıyorum. Tamam, tamam edelim. Tamam, evet. Geçebiliriz. Tamam. Evet. Ala canibin ahir, başka bir taraf üzerine, başka bir açıdan, başka bir yönüyle fe inne in ikasati hutteti vezir-i iktisadil islahiyye, bu reformların ekonomik bakanı planlarının yansımaları setekunu mahdudeten, bu o reformların planlarının yansımaları sınırlı olacaktır. Mahdudeten. Fizzilli nerede sınırlı olacak? Fizzilli istimraril fesat, bozukluğun devam etme gölgesinde ve gıyabi eyyi islahatin siyasiyetin hakikiyetin, herhangi bir gerçek politik reformun olmayışında, herhangi bir gerçek politika reform islahatının olmayışında ve bozukluğun devam etmesi gölgesinde bu ekonomik planların bu ekonomik reform planlarının sınırlı olacaktır. Bu yansımalar sınırlı olacaktır. Ekonomik planların reformların adım planları planlarının daha doğrusu yansımaları sınırlı olacaktır. Bu iki durumda sınırlı olacaktır. Evet. Yani bozukluğun devam etme gölgesinde ve gerçek politik islahatlar, herhangi bir politik islahatın olmayışında, gıyabında. Evet. Şurutu sunduk lin necati tugarrik. Ala bak ne güzel söylüyor. Diyor ki bu uluslararası para fonunun şartları kurtuluş için ama battırıyor. Kurtuluş için olan fonun şartları batırıyor. Kurtuluş için şartlar getiriyor ama tam tersi işlev görüyor. Batırıyor. Evet. La budde mine teskiri huna. Burada hatırlatmamız gerekir. En tefcürel ezmetul iktisadiyetul amel madi. Bu geçen sene ekonomik krizin patlaması en tefcüre patlıyor. En tefcüre. Onu hatırlamamız gerekir. Burada temme tamamlandı. Ala o ekonomik kriz patlaması ne zaman tamamlandı? Ala halfiyeti şuruti sanduk nakdi düveli limkafahati tadakum. Enflasyonla mücadele için uluslararası para fonunun şartlarının hemen müteakibinde ne oldu? Bu krizin, ekonomik krizin patlaması gerçekleşti. Bunu hemen hatırlatmak lazım diyor. Bed'en minet talebi bitasfiyetil bunukil hasire. O uluslararası para fonu ne yaptı? Nereden başladı?
yani zarar eden bankaların tasfiye edilmesi isteğiyle başladı. İlk olarak dedi ki zarar eden bankalar tasfiye edilecek. Uluslararası Para Fonu bundan başladı. Ve huve, bu da ne oldu? Ma keşefe an fesadin kebirin fi hazil masarif. Bu bankalarda büyük bir bozukluk ortaya keşfetti, ortaya çıkardı. Ki o bankalardaki büyük bir bozukluklar... Bozukluk neydi? Yani mesela fesat, burada değil mi? Yani rüşvet... Yani yolsuzluk. Yolsuzluk, aa, yolsuzluk. Aynen, aynen. Büyük bir yolsuzluk. Büyük bir yolsuzluk. Tavarrate fî mes'ulûne kibarun fî devle. Diyor ki, o büyük yolsuzluğa kim girdi? Devletteki en büyük yetkililer de buna dahil olmuşlar, buna girmişler. Bulaşmışlardı, bulaşmak. Evet, bulaşmışlar, doğru. Yani devletin en yetkili, büyük yetkililerden buna, bu yolsuzluğa, büyük yolsuzluğa bulaştılar. Bu ortaya çıktı. İlata nereye kadar? Baki şurut illeti, uluslararası fonun o geri kalan şartları, elleti geri şartları ki kanet imada huttetin, o planın direği olan şartlar. Ve da'aha vezirul iktisat Türki Kemal Derviş. Kemal Derviş, Türk Ekonomi Bakanı, o geri kalan şartları, bu planların direği olan geri kalan şartlarını koydu. Ellezi bu Kemal Derviş kimdir? Ellezi bu Kemal Derviş ki ustud'iye çağrıldı ala acele minel banki diyor. Uluslararası Bankadan acele olarak çağrıldı. Haysu bu Uluslararası Bankadaki görevi neydi? Kâne ya'melu naiben li müdiril bank. O Uluslararası Bankan müdür yardımcısı, müdür vekili olarak çalışıyor idi. Ecevit tarafından, çünkü eskiden birbirini tanıyorlardı, aynı kafadandır. O yüzden onu acil olarak çağrıldı oradan. Vatadadammenu. Onun koymuş olduğu maddeler de bunu içeriyor. Bir, tekfidul infakil hukumi. Gelir gelmez dedi, hükümet harcamalarının azaltılması, düşürülmesi. İki, ta'zizul aidatid daribiyye. Vergi aidatlarının güçlendirilmesi, artırılması yani. Üç, التوسعو في برنامج الخسخسة özelleştirme programındaki genişletme. Bu üç tane şey daha var. Ha, pardon, daha devam edeyim maddeler. İadetu nazari fi da'mi zira'i lezi tukaddimuhu hükümetu. Hükümetin sunmuş olduğu tarımsal destekte yeniden bir göz gezdirme, yeniden bakma. Gözden geçirme. Diğeri, İslahul Benkil Merkezi. Merkez Bankası'nın düzeltilmesi, reform yapılması ve musadaratü mülkiyeti, mülkiyetin musadara edilmesi. Bu da ne şekilde? Ve zalike bimen'il banki min men'i eyyeti ihtimadatin maliye ilel muessasatil ammetil munhareti maliyen. Diyor ki, mali olarak çökmüş kamu kuruluşlarına mali desteklerin, herhangi bir mali kredilerin, ihtimada burada kredilerin verilmesinin engel olunması. Evet. Bankanın burada engel olmak. Yani kendisinden evet. Başka... Çünkü böyle yapmazsa biz krediyi durduramayız. Evet. İ'adadu tanzimi icraati ameliyati şirayi resmiyenil eradi min kıbeli devle ve ihtisaru ala mahvet daruri. Diyor ki, devlet tarafından arazilerin alış işlemlerinin icraatların düzeltilmesini göz gezdirme, tekrar iade etmek ve onu sadece zaruri olanla sınırlı bırakmak. Yani zaruri olanları devlet alsın. Onun dışında fuzuli, gereksiz harcamalar yapmasın. Evet. Raf'u da'mi an ba'di es-sil'il istirtaciyye. Stratejik. Bazı stratejik ürünlerin, eşyaların desteğini yükseltmek, onun desteğini ve hatta kaldırılması, kaldırılması. Hayır, bu yani strateji eşya, bazı eşyalarının desteklenmesinin kaldırılması, yani onları desteklenmeyecek ha. Ref'u, evet, kaldırılması ya, ben de onu dedim, evet. Tecmidul. Evet. Tecmidul. He? Tamam, devam et. Tecmidul mutalabeti bir raf'il ucuri fil kıta'aynil khasi vel am. Kamu ve özel sektörlerde, her iki sektör olan kamu ve özel sektörlerde ücret yükseltilmesinin istenmesinin dondurulması. Yani artık
ücretin yükseltilmesi istenmeyecek. O dondurulacak. Evet, dondurulması. Taksisu şirketi Türkiye Telekom İttisalat, yani Türk Telekom şirketinin özelleştirilmesi ve Hududül Ceviye Türkiye Türk Hava Yolları'nın özelleştirilmesi ve tahriru kıta'i tabri tütün sektörünün kurtarılması, özgürleştirilmesi. Onları da satmasa. Bunu da özgürleştirmesi. Yani hemen devletten, Türkiye'nin devletin dışından. Yani Türkiye'nin yarısı satması anlamına geliyor. Ha, zaten sattılar. Herkes satıyor. Kim geliyor satıyor yani. Evet. Fark etmiyor. ABC'de fark etmiyor. Lizalike bu nedenle yara el murakibun bütün bunlardan dolayı gözlemciler şunu görüyorlar. Enne milyarati sunduki nakdi duveli el cedide uluslararası para fonunun yeni milyarları müşteratete o şartlı olan çünkü şunu şunu yapacaksın sana gönderecek şunu şunu yapacaksın evet o şartlı yeni uluslararası para fonunun milyarları setuammikul ezmetel iksadiye o tam tersi ekonomik krizi derinleştirecek gözlemciler bunu görüyor. O milyarların vermesi ekonomik krizini daha da artıracak, derinleştirecek. Ve setuta bununla kalmayacak. Ve setutalu tesiratuha fil mustakbeli cemiyen etraf. Gelecekte bütün etkileri bütün Türkleri kapsayacaktır. Onun etkileri bütün Türkleri kapsayacaktır. Türkiye'yi kapsayacaktır hepsini. Evet. Meşari'u li ziyadeti duyun vel batale. Borç artışı için ve işsizlik için projeler. Borç artışı, borçların artışı ve işsizlik için projeler. Min ecli temriri şuruti senduk, bu para fonunun şartlarının geçirilmesi için, temrir, merrere yümetemin geçirilmesi için, takaddeme dermiş bir 15 meşru kanun ile parlamanı Türkiye'yi, bu Kemal Derviş, ekonomik bakanı, Türk parlamentosuna 15 projeyi 15 proje kanununu kanun projesini ne yaptı? Sundu. 15 proje kanununu geçirmek için sundu. Onu meclisten geçirmek için sundu. Li ikrariha ve o parlamentonun da kabul etmesiyle li key tuda'a huttatuhu mevdiyet tenfiz Kemal Derviş'in planını uygulama alanına konulması için. والتي ستكون لها تداعيات كبيرة على الاقتصاد ومستوى المعيشة. Onun getirmiş olduğu 15 kanun projeleri de aynı zamanda yaşam standartı ve ekonomik üzerinde büyük yansımaları olacaktır. Yani büyük etkileri olacaktır. Evet. Ve فيما يلي biraz sonra بعد تداعيات المتوقعة لهذه الحزمة من الشروط. Evet, diyor biraz sonra bu uluslararası para fonu şartlarının bir paket, bir demet, bir şartları için beklenen bazı yansımalar. O şartın beklenen bazı yansımalar. Ba'du tedaiyyati mutabaka. Bir, tefakumu zahireteyl medyuniyye ve adem-i sıkı. Birinci yansıması şudur. Güvensizlik ve borçluluk İki görüntü, iki olgu kötüleşecektir. Tefakum iki olgu da kötüleşecek. Hem güvensizlik kötüleşecek, hem de borçluluk görüntü olgusu ikisi de daha artacak, kötüleşecek. Tukadderu duyunul ammetu genel kamu borçları değerlendiriliyor. Elleti o kamu borçlar ki terzahu tahta Türkiye. Altında Türkiye'nin ezildiği. Öyle değil mi? Terzahu. Bir bakar mısınız lügata? Ezildiğim dedim. Evet. Arkadaşlar yok mu? Tahmut dinlemek hocam. He? Dinlemek yazıyor. Dilemek olmaz sanki ya. Evet. Seydam. Kusura bakmayın bir telefon geldi. Mecburen ben. Tamam. Evet dediğim gibi çok şey dedim. Ezilmek. Tamam.
ezilmek de manası olur. Zayıflamak, çökme manası. Tamam. Hı. Ezilmek. Hı. Evet. Tukadderu eddüynül amme genel borçlar değerlendirilir. Elleti o genel borçlar ki terzahu tahtaha Türkiye. Türkiye altında çöktüğü, çıkmış olduğu hasbel beyanat-ı resmiye resmi açıklamalara göre binahvi 164 milyar dolar 164 milyar dolar civarında resmi beyanatlarına göre Türkiye bu kamu borçları altında çöküyor. Terzahu çöküyor ya da eziliyor. Ve minha o 160 onlardan o borçlardan da 214.3 milyar dolar duyunan hariciyeten. Bu 164 milyardan 114 milyar nokta 300 milyon dış borçlardır. Dış borçları oluşturuyor. 164'ün bak en fazla dış borçtur. Vel baki dahiliyetun. Geri kalan kaç milyar ise iç borçtur. Ve hazil erkam bu rakamlar la teşmelul kurudel cedide yeni kredileri de kapsamıyor. Onlar hariç. Yeni alınan krediler hariç. Önceki borçlar. Elleti o yeni krediler ki tezidu an selasine milyar dolar. Yeni alınmış 30 milyardan fazla krediler kapsamıyor. Bu 164 milyar borç. O 30 da eklense 30 söyle 190-200 milyar. O fuzuli yenilen gidenen ayrı. Ya Rabbi ola Allah yardım etti Türkiye bu hale geldi. Gerçi hepsi yine borçtur. Famaza peki diyor. Setef'alul kurudul cedidetu siva ziyadeti abayl medyuniyeti seneviye. Diyor bu yeni krediler ne yapacak? Diyor ancak yıllık borçların yükünü artırmaktan başka ne yapacak? Hı. Yani ancak yeni borçlar yıllık borçların yükünün artıracaktır yani. Siva ziyade. Hı. Artırmaktan başka ne yapabilecek? Hı. Bir şey yapamaz. Ve bittali sonuçta istinzaful mezid minel mevaridil maliye. Mali kaynakların birçoğunun tüketimi kaybedilmesidir. Evet. Haza bu da mal iftirat. Yani varsayım sanal olarak mal iftirat sanal olarak ennel kurudel cedidete. Bir sanal olarak yeni bir görüş söylüyor ortaya atıyor. Diyor sanal olarak bu yeni krediler setüstehdemu fil mecalati sahihe. Doğru alanlarda kullanılacaktır beyefendiler. وَلَا تُطَالَهَا اَيْدِ الْمُفْسِد۪ينَ Yolsuzların, yolsuzluk yapanların elleri uzanmayacaktır. Haşa. Ama عَلَى سَعِيدِ دُيُنِ دَخْلِيَ iç borçlar düzeyinde ise وَلَّتِي o iç borçlar ki تُقَدَّرُ بِنَحْوِ 50 milyar dolar 50 milyar dolar civarında değerlendirilen iç borç düzeyi evet فَاِنَ الْحُكُومَةَ Hükümet burada tuhavilu çabalıyor bu iç borçla ilgili hellaha bu iç borcunun çözümü için çabalıyor. Nasıl çabalıyor? Nasıl bir program getiriyor? مِنْ خِلَالِ اِصْدَارِ سَنَدَاتٍ مُسَعَرَةٍ Fiyatlandırılmış yani fiyatı yükseltilmiş müsaare fiyatları artırılmış bonoların çıkarılması aracılığıyla bu iç borcun çözümünü çabalıyor, çözümüne çabalıyor. Peki, senadat müsaade ki neyle o fiyat, bonoların fiyatını artırıyor? Bir ümelatin ecnebiye ve bir faizin ala. En yüksek faizle ve yabancı dövizlerle. Yine zarar. Zarar üstüne zarar. Ve huve o da bunlar yapılırsa ne olur? Ma seyezidu minel abel maliyet eyda. Bu da mali yükü tekrar artıracaktır. Evet. Ve fi hazes siyak bu alanda a'lanet vizaretul hizaneti Türkiye fi 2001 şehri 6 yom sani aşer. Ya da şehri sadis yom sadi aşer. Sani aşer. Yani miladi 2001 6. yılın 12. gününde Türk Hazine Bakanı ilan etti. Bu konu bu alanda bu meyanda ilan etti. Şunu ilan etti. Enha dedi ki yani bu hazine devlet turidu
istiyor mübadelete, değişimi ma la yakillu an selaseti alafi trilyon lira mine dün mahalliye. 3 trilyon liradan az olmayacak bir değişim istiyor. Yerel borçlar değil mi? Yerel borçlar. Nasıl yani mübadele? Yerel borçlardan 3000 trilyon liradan az olmamak kaydıyla değişim istiyor. Değişim, evet. Peki nasıl değişim istiyor? Mübadelete bir mecmuatin. Turidu mübadelete ma la yekillu en sadı alaf trilyon lira mine dün mahalliye mübadele bir mecmuatin. Şununla mine senedati o bono grubuyla toplam bonoyla değiştiriyor. O bonolar ki el murtabiteti bi'umelatin ecnebiye. O da yabancı dövizle alakalı ilişkili olan senetlerin toplamıyla değiştiriliyor. Peki niçin? Amaç fi muhavveletin li takfifi abay dünil hayle. Bu müthiş devasa olan borçların yükünü hafifletmek çabasıyla. Devasa olan borçların yüklerini hafifletmek çabasıyla yabancı dövizle ilgili olan senetlerin toplamının yerel borçlardan 3000 trilyon liradan az olmamak kaydıyla değişim istiyor. Ve İsrezalik bunun arkasında akaibinde seccelet bursatul Türkiye'tu bu Türk Hazine Bakanı bunu ilan ettikten sonra sanki çözüldü. Daha ters tepki yaptı. Ne yaptı? Türk borsası kaydetti. Teracuan gerileme kaydetti. Bir nisbeti selase filmiye. %3 oranında bir gerileme borsa kaydetti. Türkiye borsası kaydetti. Peki neden? Bir sebebi haleti şek. Bir şüphe durumu nedeniyle. Nerede? Fi cedve huddeti mübadele. O değişim planındaki Yarar. Cedva fayda. Yani o faydasından şüphelediler ha. Bu yani bu değişim fayda vermeyecek ha. Fi cedva. Hani diyor ki cümlede la cedva fizal yani la faydası yok. Aynen. La yüzdi diyoruz. La yenfa'u yani. Tamam. Evet. Bir sebebi haleti şek fi cedva hudet mübadele. Bu değişim programının planının faydasında şüphe durumu nedeniyle Türkiye borsası %0.3 oranında gerileme kaydetti. Elleti o plan değişimi ki Hüsani Duha yine sunduğu nakdi tüveri. Uluslararası para nerede varsa kötülükler bu. Uluslararası para fonu arkasında. Onu destekleyen elleti Hüsani Duha bu değişimi destekleyen Uluslararası para fonu. Peki niçin bunu yapıyor? Kevesiletin li temdidi acali istihkaki duyunil mahalliyeti Türkiye. Türk yerel borçlarının alacaklarını hak edenlerin borçlarını, yerel borçları ne yapıyor? Müddetlerini uzatmak amacıyla. Yani diyor o iş borç müddetlerini uzatıyorsa 6 ay ise 1 sene. Kaç ay sonra borcunuzun vadesini uzatmak amacıyla. Evet. Ve takfifi dahtin tecdidi duyun. Borçların yenileme baskısının hafifletilmesi alal hizaneti hazine üzerine, Türkiye Hazine Bakanlığı hazine üzerindeki yeni borçların baskısını hafifletmek elleti o yeni borçlar ki asafet bir ezmetul maliye, mali krizin estirmiş olduğu yani fırtına estirmiş olduğu o yeni borçların baskısını hafifletmek amacıyla evet. İnhiyaru bernameci mukafati tadahum. Bu sefer enflasyonla mücadele programlarının çöküşü. O da çöktü. Evet. Bede esunduku nakdi düveli uluslararası para fonu başladı. Tetbika bernamecihi programını tetbik uygulamak için neye başladı? Lihafdi tadahum fi an 1999. 1999 yılında enflasyonu düşürmek için programının tatbikine başladı. Neye dayanarak? Binaen ala ittifaki ma'al hükümeti Türkiye. Türkiye hükümetiyle anlaşma, hükümetiyle beraber yapılan anlaşmaya binaen, anlaşma üzerine. Vuki'a imzalandı nihayete am 1997.
1997 yılının sonunda imzalandı. Bu anlaşma imzalandı. Haysu öyle bir derecede, öyle bir şekilde teraca'at nisbetu tedahum fi senetil ula. İlk yılda enflasyon oranı geriledi. Min tatbikil bernamec programın tatbikinden ila nahvi 60%. Yani %60'a geriledi. Ama ilk sen. Nisbetu tedahum, yani enflasyon oranı, elleti o oran ki, enflasyon oranı ki, kâne müstehdefe tahkikaha fi am 2000. 2000 yılındaki enflasyon oranının gerçekleşmesi hedefleniyordu. Amaç onların o enflasyonun oranı 2000 yılında. Fekâne yecibu, o halde gereklidir. En teteravvehe, değişir. Ma beyne işini ile 25%. %20 ile %25 arasında değişir. Değişmesi gerekir. Ne? Bu enflasyon dedi. Nereye? Onun için? لِتَصِلَ فِي عَامْ 2001 2001 yılında ulaşsın ila nahvi 10% fakat. 2001 yılında %10'a, yalnız %10'a varması için böyle %20-%25 değişsin. Değişmesi gerekir. لَكِنَّ هَذَا fakat bu da لَمْ يَتَحَقَّقْ bu da gerçekleşmedi. وَبَقِيَتْ نِسْبَدُ تَدَخُمْ enflasyon oranı kaldı. Ma'aniyat al-amil madi, geçmiş geçen senenin sonuyla beraber enflasyon oradı ve baqiye ne kaldı? Karibeten min 44%, %44 ya yakın bir oranda kaldı. Ve ma'a inhiyari sa'r al-umlati Türkiye. Türk parasının değerinin düşürmesi, yani devalüasyonla beraber ve tahvimiha serbest kur yapmasıyla beraber inhara yıkıldı, çöktü. Bernameci Sondoku Nakli Düveli. Uluslararası Para Fonu'nun programı çöktü. Neye karşı programı vardı? Li mukafahati tedahumil baligedi tekalifu nahve 11.5 milyar dolar. Yani 11.5 milyar dolar maliyetine varmış olan varmış enflasyonla mücadele için 11.5 milyon doların vaat etmiş, onunla enflasyonu düşürmek, o da ne oldu? O da çöktü. O plan da çöktü. Ve bedet muaddalatu tedahum, bu enflasyon oranları başladı bir irtifa, mince değil. Enflasyon oranı yeniden yükselmeye başladı. Enflasyon oranları yeniden yükselmeye başladı. Haysu minel mutevakka'i, beklenmektedir. En tedada'afe, kat kat yükselecek. Ama kanat aleyh am 2000, 2000 yılın yılındaki üzerinde bulunduğu durumdan kat kat yükselmesi, enflasyon yükselmesi beklenmektedir. Ve istinaden ila takrir nisf-i senevi, ilk evvelte yılın yarısının raporuna dayanarak, yılın yarısının raporuna dayanarak, ellezi o rapor ki أصدرته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية yani kalkınma ekonomi işbirliği örgütünün çıkarmış olduğu yılın yarısının raporuna dayanarak bu rapor da ve nüşret fisalih min mayıl madi geçen Mayıs'ın 3'ünde yayınlandı bu rapor. Bu rapora dayanarak fe innel icraati leti ittehazat el hukume, hükümetin almış olduğu uygulamalar, önlemler setedfe'u, hükümetin almış olan önlemler ne yapıyor? سَتَدْفَعُ مُعَدَّلَ التَّدَخُمِ اِلَى الْاِرْتِفَاءِ, enflasyon oranını yükselmeye sevk ediyor. Yükselmeye götürdü. اِلَى نَحْوِ سَمَانِينَ فِلْمِيَ %40'tan %80. %80'a yaklaşık %80'a götürdü, sevk etti. مَعَنْ نِهَيْتِ الْعَامِ الْجَارِ, içinde bulunan yılın sonuyla birlikte bir sebebi الْاَزْمَةِ الْمَالِيَ, mali krizin nedeni ve iktisadi ekonomik kriz nedeni, elleti mali ekonomik kriz ki tuani minel bilad, ülkenin karşı karşıya olduğu, evet, ülkenin çekmiş olduğu ekonomik mali krizi nedeniyle bu içinde bulunan yılın sonuyla birlikte %80'a varan enflasyon oranının yükselmeye sevk edecek hükümetin almış olduğu bu önlemler.
ve tevakkat el münazzama, bu kalkınma ve ekonomik işbirliği örgütünün tevakkat beklediği en yakzife tedahum fi esal müstehlikin. Bekledi ki bu enflasyon sıçrar tüketici fiyatlarında enflasyonun sıçramasını bekledi. Nihayete am 2001, yani 2001 yılın sonunda tüketici fiyatlarındaki enflasyonun yükselmesini nereye? İlâ muaddeli seneviyin, yıllık oranına yükselmesini bekledi. Yebluğu havaley 80%. O da yaklaşık %80'e varıyor. Kable en te'amelil hükûme. Hükümet başlamadan önce, çalışmadan önce. Neye çalışmadan önce? Li muhavaleti haftihi, enflasyonunu düşürmeye çabalamasına çalışmadan önce. İlâ 30% nihayetil amil mukbil. Gelecek yılın sonunda %30'a düşürmesine çabalamadan önce, hükümetin çalışmadan önce ne oldu? %80'a vardı. Fîmâ tevakkâtil hükûmeti Türkiye, Türk hükümetinin beklediği en yebluğet tedahum, enflasyon ulaşması ulaşır müstava isnani ve 50%, nihayetil amil hali. İçinde bulunan yılın sonunda %52 seviyesine enflasyonun ulaşmasını bekledi hükümet. Bekledi ve 20% nihayetil amil mukbil. İçinde bulunan yılında %52 seviyesine ve gelecek yılda, yılın sonunda ise %20 seviyesine enflasyon ulaşmasını hükümet bekledi. Beklediği içinde ya da sandı. Ve kaderet el münazamatu, o ekonomik ve ekonomik işbirliği teşkilatının, örgütünün değerlendirdiği, takdir ettiği elleti, o örgüt ki tettehizu min Paris makaran laha, ki Paris'te karargahı olan, merkezi Paris'te edinmiş olan örgüt şunu şöyle bir derdirme yaptı. En yüseccile iktisadu Türkiye ilki ilki maşen bin nahvi erbaatin filmiye hazel am. Diyor, bu yılda yaklaşık %4 Türk ekonomisi bir küçülme kaydedecek. Fransa'daki bu ekonomi örgüt. Ama hazel am, bu yıl ma'at tahassunis sadirat, ihracatın güzelleşmesiyle beraber, düzeltilmesi ve iyileşmesiyle beraber ihracatın, neticeten bu ihracatın iyileşmesi de neyin sonucu? Neticeten li inhifadi kıymetil umle. Türk değeri, para değeri düştü ya, tabii ki ihracat artar. İthalat azalır çünkü para çok şey olur ya. Evet. Dövizin ya da para biriminin değeri düşmesi neticesinde ihracatın iyileşmesiyle birlikte ellezî yahuddu mined-darari ellezî lahiqa bil-iqtisâd, ekonomiye vermiş olduğu zarar sınırlı. Yahuddu mined-darari ellezî lahiqa bil-iqtisâd. Lahika, ben tam aklıma gelmedi şimdi, ya, çok basit bir kelime. Yani lahika şimdi burada yahuddu sınırlandırıyor. Zararı sınırlandırıyor. Lahika bile iktisadi. Yani iktisada ulaşan mı? Nedir? Evet, iktisada eklenen, iktisada düçar olan, yani iktisat onunla düçar olan. Lahika bi... Tam manasını söyleyelim, düçar olan mana, ama tam manası nedir? Ben şimdi tam onun manasını sana söyleyeyim. Bir dakika, bekle. Lahika bi yetişmek, yakalamak, tutunmak. Ya yakalamaktır ha. Birleşmek. Evet, tamam, yakalanan. Ha. Evet, ekonominin yakalanan zararı sınırlandırma. Evet. Beynama, bu arada te'emmülü Ankara yani hükümet, devlet şunu düşünüyor. El hadde minel inkimaş ile muhandeli selas filmiye. Hükümet %3 oranındaki küçülmeden sınırı temül ediyor. %3 oranında küçülme sınırı. Yani %3'ün aşağıya inmeyeceğiz. %3 oranına küçülme sınırını düşünüyor. Yani %3'ten aşağıya inmeyecek. O sınırda olacağız. Öyle değil mi? Aynen. Ha.
بينما التام الأنقرة الحد من الانكماش إلى معدل 3% %3 oranını küçümenin sınırlamasını teamül ediyor. Evet. Esabakum Allahu khayran kesira.